Merhabalar. Ben Süleyman Erkan. Şu an Tokat'ın Çiftlik ilçesinin Çiftlik Çatalkaya. kazasının Çatalkaya köyünde misafir olarak geldik. Geldiğimizde nefesli çalgıların ustası İstanbul'dan gelen Gencer Kaya ile birlikte olduk. Bizlere Gencer Kaya nefesli çalgılarının özelliklerini, niteliklerini ve özellikleriyle bizlere birkaç eser seslendirecek. İşte bu eserlerden birisi ve kendi ustam şu anda yanımızda. Teşekkürler. Merhaba efendim. Merhabalar, teşekkür ederim. Gencer Bey, siz zurna çalmaya nerede ve ne zaman başladınız? Teşekkür ediyorum. İstanbul'da gurbetteyim ben zaten. Yıllarca gurbette İstanbul'da çalıştım. Sonra çarşıda gezerken, Karaköy'de Müzikçüler Çarşısı'nda gezerken Tokat yöremize ait telli zurnayı ekranlarda gördüm. Camlı ekranda görünce bu benim çok hoşuma gitti ve eski mazileri hatırladım bununla dolayı. Ve içeri girip bu zurnayı fiyatına sorup almayı düşündüm. Ve girdim içeri arkadaşlardan bilgi aldım satan arkadaşlardan. Eksiklerini gider arkadaşım dedi, çalabilirsiniz dediler. Ben de bu zurnayı itinayla aldım. Eksiklerini giderip çalmaya başladım. Öyle bir Bize başlangıcı oldu. zurnadan biraz bahseder misiniz? Şimdi efendim bizim Tokat yöresine ait bu telli zurnamız erik ağacı, kayısı ağacından meydana gelmektedir. Yapılmaktadır. Tabii yapılmaktadır. Benim tercihim erikten değil de kayısı ağacından meydana geldi. Şu anda elimde tuttuğum telli zurnam da kayısı ağacından yapılmaktadır. Klavyesi komple kayısı ağacıdır. Kargacık dediğimiz, dil dediğimiz bölge olarak da şimşirden kaynaklanıyor. Üstündeki borumuz da bahır borudan kaynaklanıyor yapıyor arkadaşlarımız. Bu üstündeki bize esas önemli sesi veren kamış dediğimiz dere kenarlarında, nehir kenarlarındaki kamışlardan elde ettiğimiz kamışları bu şekilde getirip zurnamıza takıp çalmaya başlıyoruz. Şu gördüğümüz yuvarlak alette nefte deriz. Burada soluk almamıza yardımcı oluyor. Dudaklarımızın açılmamasına yardımcı oluyor. Bu şekilde zurnamızı icra ediyoruz. Evet efendim, diyoruz ki nefesli çalgılar ayrı bir duyguyu, ayrı bir öyküyü, ayrı bir otantik havayı verir insana. İşte o havalardan bu arkadaşımız bizlere diyecek ki Sivas'ın Şarkışla ilçesinde biliyorsunuz bizim ünlü ozanımız Aşık Veysel Şakıroğlu geldi geçti bu dünyadan. İlk önce onun sesinden ve nefesinden bir öyküyü duyduk. Ağgül öyküsünü. Bu Ağgül öyküsü iki sevdalının, zenginle fakirin öyküsünün hikayesi. Bu her köyde, her düğünde, her etkinlikte çalınan, söylenen güzel bir eserdir. Diyorum ki bize Ağgül seni cemakende görmüşler. Saçlarını sırma ile örmüşler. Rüyamda da seni bana vermişler. Ağgülüm, Ağgülüm. Buyurun efendim. Memnuniyetle. Efendim, Ağgül'ün hikayesi de bir başkadır. Her türkünün kendine özgü, kendine özellikli, kendine özgü bir hikayesi vardır. İşte onlardan birisi de Diyarbakır yöresine ait Suzan Suzi'dir. Bu da bir aşk hikayesini anlatır ama Suzan Suzi de ayrı bir lezzet, ayrı bir dokuyla
bize, kulaklarımıza, duygularımıza dokunan bir eserdir. Bize Suzan Suzi'yi anlatır çok mısınız? Hocam. Müzikle, şey, zurnanızla efendim. Evet. Suzan Suzi'yi de bize güzel seslendirdiniz. Biz diyoruz ki bu Giresun ağırlaması biliyorsun Karadeniz'in Ordu, Samsun, Trabzon, Rize ve bu bölgenin de kendine özgü ezgileri ve türküleri var. Giresun ağırlaması da ayrı bir duygu, ayrı bir Giresun karşılaması da ayrı bir öyküyü, ayrı bir duyguyu o yamaçlardaki dağlardaki insanların derdini, duygularını, düşüncesini bize anlatıyor. İşte şimdi arkadaşımız Giresun karşılamasını bizlere seslendirecek. Evet Gencer Bey, siz bu zurnayı bize anlattınız. Evet. Zurnaya heves aldım. Başka nefesli çalgılardan neler çalıyorsun? Hangilerine heveslisiniz? Nefesli çalgılarda sonra mey çok ilgimi çekti. Kaval, dilsiz kaval, dilli kaval bizim yöremize ait olan. O kavallar ve meyler benim zurnadan sonra da tabii ki onlara ilgi alanıma girdiği için onları da denedim, onları da çaldım. Ama meyin yeri bende başka. Meyi çok seviyorum. Duygulu ve hüzünlü bir sesi var. Beni de etkiliyor. Zurnadan sonra da en çok mey çalıyorum. Mey çalıyorsun. Evet. Ama bu meyin sazla beraber. Tabii ki tabii. Bunu güzel bir akustik verdiğini, evet, güzel bir sesin bize yansıttığını biz biliyoruz değil mi efendim? Evet. Bu meyi bize tanıtır mısınız? Mey ile ilgili. Tabii ki. Nasıl bir alettir? Neden yapılır? Bize anlatır mısınız? Evet efendim, teşekkür ediyorum. Bu mey de kayısı ağacından elinde tuttuğum mey. Genellikle bizim buralarda hep kayısı ağacı kullanırız. Kayısı ağacın olur ama ithal ağaçlar da var tabii. İthal ağaçlardan da kullanıyoruz ama biz genellikle kayısıyı tercih ediyoruz. Evet. Bu kamışlarımız yine bahsettiğimiz zurna kamışı gibi. Bunlar da aynı dere kenarları ve nehir kenarlarından topladığımız kamışlardan elde ediliyor. Ve bu kamış çok önemli meyde. Klavyesi de önemli ama en önemli şeyi de kamışıdır efendim. Kıskaç dediğimiz bu bölgede bizim notayı belirliyor, hız ve kısını belirliyor, sesini belirliyor. İşimiz bittikten sonra da şu kapak dediğimiz kapakçayı buraya takıyoruz. Meyin şeyi kamışı bozulmasın diye falan. Evet. Bu mey genellikle Erzurum ve yöresinde genellikle çalınan bir müzik aleti, nefesli evet, müzik aleti. Evet, yöresi daha çok kullanır evet, diyoruz. Kullanır. Diyoruz ki Erzurum ve yöresine ait huma kuşu yükseklerden seslenir. Yar koynunda bir çift suna beslenir diyor evet. Ve bize bu eseri seslendirir misiniz? Tabii ki. Thank you.
Dört huma kuşu yükseklerden seslenir. Huma bizim bildiğimiz bir kuş ama çok değerli bir kuş olarak biliyoruz. Buradan isterseniz hadi Elazığ'a gelelim. Elazığ'da biliyorsun bir postacımız vardı Hüseyinlik'te. Hüseyinlik'ten çıkar kara kış ve amansız bir kış postacı şehre ulaşmaya gider. Hemen Harput Kalesi'nin eteklerinde olan köyden şehre 5-6 kilometre mesafede yürürken yolda o genç postacı ölür. Ve Hüseyinlik'ten çıktım yaya der ve bize bu hüzünlü, duygulu, acılı türküyü mısralarla, nefesle kulaklarımıza ulaştıran tüm emeği geçen insanlara bin minnet ve şükran diyorum. Buyurun efendim. Hüseyinlik'ten çıktım. Güzel toprakların güzel insanları hep iyiyi, güzeli, sevgiyi, hoşluğu, hoşnutu yakalamaya, bilimi, sanatı, kültürü yakalamak için elinden gelen gayreti sarf etmiştir. Bize bu nefesli çalgınız Mey ile beraber şöyle bir ya Karadeniz'den, Ordu'dan, Giresun'dan veya Tokat yöresinden neler seslendirebilirsiniz efendim? Olur efendim. Uzun hava yapabiliriz. Bizim yöreden olsun. Buyurun. Gamın olur, kederin olur, hüznün olur. Ama bir müzik kulağına ulaştığında hoşnut olur, mutlu olursun. O sevgi, o ruh, o ruh hali seni alır götürür. Sana güç verir, kuvvet verir, sevgi verir.